Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Lee Sin birincisine meydan okuyan çılgın arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Bakalım Lee Sin birincisine meydan okuyup alabilecekler mi? Kazanırlarsa 400 RP'yi alırlar. Lee Sin birincisinin aldığı VS sayısı kadar ruh çiçeği Vayne kostümü veririz arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken videoyu beğenip kanala abone olarak yorumlara nickinizi yazmak. Bir önceki videoda OTP vs Titan Lee Sin maçlarında iddialarınızı yazın demiştim arkadaşlar. Genelde bu iddialardan seçerken o iddiadaki yoruma kalp bırakıp yanıtlıyorum ki size bildirim gidiyor. Yani oyunu kurduğumda kalp bırakıyorum. Hatta ekrana da getireceğim şimdi. Özel odayı kuruyorum. Kalp bırakıyorum. Size bildirim geliyor. Sonra diyorum ki davetledim diyorum oyun için. Daha sonra arkadaşlarımız geliyor. Evet, yine bronzdan başlayacağız. Challenger'a kadar gideceğiz. Bakalım Eyşan bronzdan Challenger'a kadar insanları alabilecek mi? Kaç kişi alabilecek? Hep beraber göreceğiz. Şimdi bu arkadaşımız bronz ve şey almış. Lee Sin almış. Gerçekten yürek yemiş yani bu arkadaşımız. Yani Eyşan... Arkadaşlar bu arada KFC Hitbox ile birlikte çok güzel bir PUBG Mobile kanalı açtık. Çok farklı içerikler olacak. Sağ üstteki kartlardan videoya tıklayarak KFC Hitbox'a PUBG Mobile'de meydan okuyan arkadaşlarımız o videoya yorum atabilirler. PUBG Mobile seven arkadaşlarımız kanalı kaçırmasın. Çok güzel içerikler gelecek. Haydi videomuza devam edelim. Boş adam değil. Bunu da unutmayalım. Ve Eyşan'a karşı da Lee Sin'i almak yürek ister gerçekten. Yani Challenger'a kadar rakip getireceğiz. Bakalım Challenger'daki arkadaşımız ne yapacak, hep beraber göreceğiz. Yani farklı şampiyonlar görmek istiyorum açıkçası. Lee Sin vs Lee Sin zaten izledik. Oo, yalnız bronz arkadaşımız şekil şükül peşinde. Ama daha çok hasar yedi lan çocuk. Oo, oğlum yine çok, bak bronz kardeşimiz güzel tutturuyor ha. İki taraf 3 level canlar. Eyşan'ın canı bayağı iyi durumda. Oğlum bronz Lee Sin güzel tutturuyor la Q'ları. Bu VS iddianızı da kalp bıraktı diye derken bronz arkadaşımızın hasarı çıkmıyor yalnız ya. Rünler ne? Rünler aynı. Bu taraf kazanırsa 400 RP'sini alır. Eğer Eyşan kazanırsa izleyicilere ruh çiçeği Vayne kostümü vereceğiz. Bu kostümü de Riot veriyor arkadaşlar bize, onu da söyleyeyim. Bak iki tarafta tutturdu. Hasarlar ne durumda? İki tarafta güzel hasar vuruyor. Buradan skor çıkmayacak. 6 level göreceğiz herhalde ha. Lee Sin maçlarında çok 6 level görülmez. Hop! Oo! Kim alacak? Tutuşturlar, çok iyi kullanıldı. Bronz aldı. Bronz Lee Sin aldı. Abo, çok yanlış oynadılar. Çok yanlış oynadı orada Eyşan. Evet, geldik ikinci maça. Vallahi Challenger'a kadar Eyşan'ın karşısına birilerini getireceğiz. Bronz Lee Sin bu arada gerçekten şaşırdı açıkçası. Nasıl yendiğini, hatta yendim diye yazdı. Çok ince bir farkla yendi. O da RP'sini kazandı. Şimdi bakalım Eyşan artık Challenger'a kadar olan maçlarda kazansın da kostüm dağıtalım yani siz. Çünkü kaç tane VS kazanırsa o kadar kostüm vereceğiz. Vallahi Katarina vs Lee Sin. Katarina'nın ultisi sıkıntı açıkçası. Pardon, yani Katarina'nın sıkıntı yaşar ultisi konusunda. Çünkü Lee Sin bozabiliyor onun ultisini. Ya Lee Sin vs Lee Sin açıkçası çok belirleyici bir şey olmuyor ya. Çok hızlı ölünüyor çünkü, ama Katarina burada yine simge gösteriyor ama yanlış yaptı. Tutuştur, üstüne gitti, ölmedi. Öldü mü? Öldü mü? 30 canla kaçtı. Aslında bir tane daha düz atak vurursa ölürdü bu arada. Şimdilik biraz sakin geçiyor. Yani 6 level'lı Lee Sin bence bir tık daha avantajlı. Çünkü Katarina'nın ultisini çok rahat bozabiliyor ultisiyle. Ama olur da önce Lee Sin ultiyi kullanıp sonra Katarina ultiyi kullanırsa, o zaman sıkıntı işte. Oo, tam bunu diyecektim ha, bu olabilir diye. Tutuşturu kullandı. Tekmeyi vurdu burada Lee Sin. Ama ölmek üzere. Öldü mü? Ölmedi, kurtuldu lan. Ölür yalnız orada. Orada ölür. Yalnız Kata iyi hasar burada ha. Burada yalnız bak çakallık yaptı Lee Sin bu arada. İyi kurtuldu yalnız ha Lee Sin. Yalnız Katarina'nın öyle yapacağı çok belliydi. Tutuşturu kullandı. Güzel kaçtı şeyden, bıçaktan. Q'yu tutturabilecek mi? Tutturabilecek mi? Tutturdu ve... Kule altı. Eyşan gümüş arkadaşımızı aldı. Geçelim altın arkadaşımıza. Evet, bronz arkadaşımıza yenildi. Gümüş arkadaşımız yendi. Geldik şimdi altın arkadaşı ve altın Irelia almış yalnız. Irelia sıkıntı. Abi çünkü sersemlettiği anda Irelia zaten adamı iyice yoracak. Irelia tercihi çok mantıklı bir tercihti bu arada, bak aynen bu şekilde. Lee Sin'in W'larıyla çok iyi kaçabilmesi lazım onun sersemletmesinden. Bakalım drift ya, Eyşan'ın ilk şeyi ne olacak onu merak ediyorum. Hasar takası derken Q tutmadı. Q tutsa yalnız bayağı bir takas da önde çıkacaktı. Şimdi Irelia bir tık geri gitmek zorunda kaldı. Irelia aslında onu kullanmasaydı iyiydi. Şimdi yükler çok güzel sıçrattı yalnız burada. Tutuşturu kullandı. Üstüne gidiyor, canı bayağı az.
Burada öldürebilecek mi? Öldürdü. Eyşan biraz sert oynadı altın kardeşimize karşı. İkinci kostümü de kazandırdı izleyenlere. Haydi geçelim platinlikli arkadaşımıza. Geldik platin arkadaşımıza. Bronza yenildi. Gümüşü yendi. Altını yendi. Platin arkadaşımıza geldik. Platin arkadaşımız Zed aldı. Bakalım Zed vs Lee Sin nasıl olacak? Şimdiye kadar iki kişiye kostümü kazandırdı Lee Sin. Yani Eyşan. Bakalım bu sefer ne olacak? Merak içerisindeyim. Sanki Zed alırmış gibi geliyor bu arada. Yani jungle oynayan, jungle main adamı midde Zed'e karşı oynatıyoruz yani. O yüzden biraz sıkıntı yaşayabilir Eyşan. Lee Sin tutturduğu gibi girdi ama çok hasar yiyor. Şu an eşitlediler takası da yani. Oy öldü. Tutturursa. Aslında tutuşturdu düz atak bayağı hasar vurabilirdi. Oy burada işte sıkıntı. Burada sıkıntı çünkü son tek bir komboda tutuşturla birlikte düz atakla ölür. Üstüne gidebilme şansı yok yani. Ve burada yalnız burada bu Lee Sin bu Zed'onu öldürebilir. Ah aynen kaçması lazım yoksa çok sıkıntı. Bu şekilde zorlanması yani level farkı şu an sıkıntı. Hatta Zed aldırdı 6 level olursa çok daha ciddi sıkıntı. Eşyane dişlik ama almış direkt Zed. Aslında bu combo bittiğinde Lee Sin'in üstüne gitmesi lazım da şimdi Zed'in combo gelecek. Güzel hasar tutuşturu kullandı. İyi vuruyor. Yalnız yok artık diyecektim ha olsa. 6 level olursa eğer bu esnada Lee Sin derken Zed 6 level oldu. İşte şimdi sıkıntı. Zed'in Lee Sin'in 6 level olması lazım. Şimdi neler alındı? Ağır kan aldı. Dişlik ama dokuma zırh almış bu arada Zed. Vay anasını. Savunmaya bir tık yatırım yaptı. Ama Zed altın olarak çok önde. Ve zırhta deşi ulti kullandı şimdi. Burada ulti de gitti. Zed burada alır gibime geliyor. Tutuştur kullanıldı. Tekmeyi anca kullanmış. Eyşan ultiyi kullanmamış. Ama burada tek bir komboda Lee Sin öldürebilir. Zed onu öldürebilir. Yalnız Lee Sin buradaki bunu avantaja çevirebilecek mi diyecektim ama Zed kaçtı. Orada aslında bence Lee Sin'in tek şansı buydu ya. Vallahi çocuk haklı abi. Draktör'ü almış. 5 tane can iksiri almış. Yani lane'de öndürebilme şansı yok. Yalnız Eyşan yine de bir atarlı giderli oynuyor. Oy. Yalnız şurikeni direkt yiyince de sıkıntı. Lee Sin giriyor içeri. W'sine durumda ultiyi kullandı. Ah tekmeyi vurabilse. Tekmeyi vurdu. Q'yu tutturdu. Zed güzel kaçtı. Abi Lee Sin bayağı takaslarda önüne çıkıyor yalnız ha. Ama Zed'in 5 tane can iksiri var. Yani Zed bayağı şey oynuyor. Savunmada oynuyor. Ultiyi kullandı burada. Eyşan ölecek yalnız. Aynen Eyşan ölecek. Yani yapacak hiçbir şey yok artık. Zed aldı. Platin arkadaşımız da bu VS'yi kazanıyor. Geçelim Elmas arkadaşımıza. Evet geldik Elmas arkadaşımıza. I'm nearly got the Lee Sin main çıktı arkadaşlar. 1.3 milyon Lee Sin'i var. Onun da valla artık yorulduk yani Lee Sin vs Lee Sin görmekten. Ama sonuçta arkadaşımız iddiasını yorumlara yazmış ve denk geldi. Yapacak bir şey yok. Çünkü bir level'a W açmış. Ondan dolayı Elmas... Lee Sin 2 level oldu. İki tarafta 2 level oldu. Canlar çok az. Tutuştur kullanıldı. Eyşan burada ölebilir. Kim ölecek? Kim ölecek? Ölmedi. Yalnız bir Q'ya pert. İşte bitkinlik almış şey. Elmas Lee Sin. Tutuştur alsa öldürürdü bu arada. Eyşan'ın canı daha iyi durumda. Canı doldurdu çünkü milyonlardan. Yalnız Q tutarsa da risk ha. Hop! Çok güzel oynadı lan Eyşan. Harbiden çok iyi oynadı çocuk. Elmas arkadaşımız da yendiği bir tane daha kostüm kazandı. Haydi geçelim Challenger arkadaşımıza. Bu arkadaşımız da Grandmaster Challenger seviyesinde. Bakalım bu maç ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Umarım güzel bir VS olur diye düşünüyorum. Gragas aldı yalnız karşıdaki arkadaşlar. Yani yüksek elo bir adamın Gragas alması da beni ürkütüyor açıkçası. Çünkü yüksek eloda adamlar Gragas'ı fena oynuyorlar gerçekten.
Ki bu da ilk level'lar, şu combo inanılmaz hasar vuruyor ya. Yani elmas 1.3 milyon ustalık puanlı Lee Sin'i yendi. Yani değişik, değişik bir karakter Lee Sin. Baksana abi, kafayı bir koyuyor, yarı canı kaldı. Evet, büyük ihtimalle gidecek şimdi. Şimdi girdi içeri, tutuşturu kullandı. Oo, Gragas da tutuşturu kullandı. Alacak yalnız Gragas. Gragas aldı abi, söyledim ama. Senin manası yok diye bence biraz ileri çıktı ama olmadı. Evet arkadaşlar, VS'lerimiz bitti. Ben yine de 5 tane ruh çiçeği Vayne kostümü vereceğim.